Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere sayısal verilerin biçimlenmesini göstermek istiyorum. Eğer başından beri bu videoları izliyorsak, yani temel işlemlerden ve ilerleyecek şekilde bütün işlemlere doğru, daha önceki uygulamalarımızda hep veri tablosu bu şekildeydi. Biz aritmetik işlemleri yaptık, bazı genel şekillendirmeler yaptık ama henüz sayılarımızın hiç de uygun bir görünümü yoktur gördüğünüz gibi. İlk yapılacak işlem belki de Excel'de bir toplama işlemi gibi ve sayısal verileri işleyeceğimizi düşünürsek de tipik olarak şöyle genel olarak tamamını göstermek için ekranı küçülttüm. Sayısal verilerimi seçiyorum. Bunu mouse'da yapabilirim veya Ctrl Shift sağ ok aşağı okla yapabilirim. Burada bekliyor bizi bakın. Virgül stili buna basmış, basarak, basmış olmakta arkadaşlar, ne yapmış oluruz? İki haneli ondalık ve binler ayracını koymuş buluyoruz. Aynı şekilde aşağı kısmı da seçip veya tabii ki baştan tamamını seçip virgüle basabiliriz. Bunu kısa yol tuşuyla da yapmaya çalışayım sizlere. Seçtim. Ctrl Shift 1. Yani aslında Ctrl ünlem ama hani Ctrl ünlemi nasıl çıkartırsınız? Ctrl 1 var burada. Mecburen Shift'le, yani birin üzerinde Shift tuşu olduğu için Ctrl Shift 1 veya Ctrl ünlem diye söyleyebileceğimiz Shift tuşu da birlikte seçtim. Ctrl ünlem bu tuşlara basarak yine aynı şekilde iki haneli ondalık ve binler ayracını koymuş oldum. Daha farklı nasıl yapabiliriz? Elbette yapabiliriz. Şurayı kullanabiliriz. Bakın burada sayı var. Görmüş olduğunuz gibi sayıya çevirmiş oluyoruz. Ancak o şeylerini koymadı. Şöyle düşünelim. Hemen sağa tıklıyoruz. Orası yeterli olmadıysa. Burada hücreleri biçimlendir. İngilizce sürümlerde format cells. Çok sık yine kullanacağımız, hatta bunu çıkarmak için de Ctrl 1 tuşu, o Shift'e basmadan normal Ctrl 1 tuşu. Tekrardan geleyim. Hücreleri biçimlendir, format cells'e geldik. Bakın burada genel, hani format hali diyelim. Sayı, bakın burada kaç hane istiyoruz ve binler ayracı da olsun. Çünkü biliyorsunuz sayılar binler ve ondalık kısmı olarak ayrılıyor. Burada da negatifse nasıl göstereceği eksi sayıların hani tercih edilebilir tamamıyla. Varsayın bu şekilde isterseniz renklendirebilir. Onun dışında para birimi seçeneklerimiz, yine finansal seçeneklerimiz, para birimi artı bunu koyabiliyor. Aynı şeyi buradan da yapabilirsiniz. Tarih, saat hepsi buradan yapabilirsiniz. Biz yine virgülle çok tipik olarak kullanabileceğimiz şey budur arkadaşlar. Yani şu bölüm aslında sayısal biçimleme için bizim için yeterli. Yani sayıyı seçmek ve virgüle basmak gibi. Finansal diye getiriyor. Belki daha önceden seçtiğimizden özel bir şey yoktur. Ayrıca para birimi de istersek bakın para birimini de buraya ekleyebiliriz. Onu eklediğimiz için sanıyorum ona getirdi. Bakın negatif çıkanlar var burada. Onları da o şekilde gösterdi. Negatifler için şeyi yapalım. İyi oldu. Böylelikle negatif olanlar da görünsün. Özellikle tabii bu bir gösterim şekli. Mali tablolarda negatif değerler ya bu şekilde ya da arkadaşlar parantez içinde gösterir. Hani böyle ne diyelim kabul edilmiş ya da sık kullanılan biçimler vardır. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere sayısal biçimlemeyi göstermeye çalıştım değerlerin. Ondalık haneleri, para birimleri ve binler ayracılar. Peki hemen aklımıza şu gelebilir. Ya biz bunları kaldırmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Normal sayıya çevirebiliriz. Çevirdi. Yine olmadı. Buradan bakın şu silgimiz var. Giriş home'da. Buradan biçimleri temizle diyebiliriz. Normal bakın o genele getirdi. Şu anda hiç formatsız. Sayı formatlı ve virgüllü veya doğrudan genelde ise doğrudan buna basarak virgüllü biçimini aldırtabiliriz.
Demek ki kaldırmak gerektiğinde biçimleri temizlemeye gidebiliriz ve virgülleri koymak gerektiğinde de virgül ve ondalık kısmını buna basarak yapabiliriz. Daha detaylı istiyorsak hem buradaki seçenekleri veri türleri için hepsi ya da format cells hücreleri biçimlendire gidip burada o hücre için kullanılabilecek bütün seçenekleri tabi özel biçimleme ayrı bir şey buradan seçebilir veya kendimiz bu karakterleri kullanarak hani bu daha çok kilogram vesaire ya da özel bir işte negatifse renkli olsun falan gibi durumlar için kullanılıyor. Bununla ilgili videomuz çoktur arkadaşlar. Ama tipik olarak hani ilk başta yapacağımız işlem sayısal alanları seçip virgüle basmak. Eğer para birimi de gerekiyorsa bizimki bir mali tablo o zaman para birimini de bu şekilde ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar sayıların biçimlenmesiyle ilgili videoyu sizlere sundum. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.